Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı, parti binasında basın toplantısı düzenleyip İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarını konu alan değerlendirmelerde bulundu. O zaman şöyle açıladım, çünkü arkadaşımı kapatıyorum. İlçe başkanı Turan Eşe, belediye başkan adayı Şevket Mollaer ve partilerin katıldığı basın toplantısında önceki gün Ortaköy'de yapılan yıkımlar ve yapımı süren katlı otopark inşaatı ele alındı. Yıkımlarla ilgili, yaşanacak sorunlarla ilgili seçim öncesi uyarılarda bulunduklarını belirten Neşe ve Moller, katlı otopark inşaatı ile ilgili de belediye başkanı Arno Aktaş'a sorular yönettiler. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Turan Neşe, ama bu gelişmeler gösteriyor ki İnegöl belli bir tercih kullandı. Biz halkımızın iradesine saygılıyız. Bu anlamda İnegöl'de gördüğümüz her eksiği aynen eskide olduğu gibi takip ediyoruz dedi. Belli bir tercihi kullandı. Biz halkımızın iradesine saygılıyız. Bu anlamda İnegöl'de gördüğümüz her eksiği de yine aynen geçmiş dönemdeki gibi takip ediyoruz. Seçim öncesinde nasıl otoparkla ilgili, ulaşımla ilgili, trafikle ilgili, kanalizasyon ve altyapı sorunlarıyla ilgili, yani burnumuzun dibindeki Hocaköy'de, Çeltikçi'de dereye akan kanalizasyonların, Boğazköy'deki kirlenmişliğin, çevre sorunlarının birebir yaşandığı, Yenice'den geçerken herkesin burnunu tutarak Yenice'ye girdiği bir İnegöl'ü artık hak etmediğimizi hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yerel yönetimin yeni temsilcileri bile kaybımız büyük diye gazeteye açıklamalar yapıyorlar. İnegöl'ün kaybının ne olduğunu AKP'nin yerel yöneticilerinden öğreniyor İnegöl halkı artık. Bu gerçeği biz seçim öncesi bütün şehir yasasının hiçbir altyapı hazırlığı yapılmadan uygulamaya geçildiğini anlattık halkımıza. Neşe, seçim sonrası İnegöl Belediyesi'nden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen hal işletmesiyle ilgili de bilgi verdi. Aynı zamanda ben bütün İnegöl halkına da paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi bütün halleri ilçe belediyelerine geri verdi. Ama İnegöl Belediyesi, ben İnegöl'ün kar eden bütün kurumlarını Büyükşehir aldı, zarar eden hali ben niye tekrar geri alayım diyerek İnegöl Belediyesi olarak halin işletmesini Büyükşehir Belediyesi'nde bıraktığı gerçeğini de buradan İnegöl halkımızla paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Şevket Moller ise seçim öncesi Atatürk programında yapılmakta olan katlı otopark, butik otel ve iş yerleriyle ilgili bir açıklama yaptıklarını hatırlatarak konuşmasına başladı. İş yeri, katlı otopark ve butik otelle ilgili bir basın açıklaması yapmış idik. Bu inşaatın ihalesine iki firma katılmış, ancak katılan her iki firmanın da adreslerinin aynı olduğu, telefon numaralarının aynı olduğu ve ticaret sicil gazetelerinden baktığımızda da ortaklarının aynı olduğunu görerek Sayın Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a ihale yasası gereğince tarafların oluşmadığını, taraflar oluşmamasına rağmen bu ihaleyi hangi vicdanla yaptığını, ayrıca inşaatın yasal süresi içinde, sözleşmedeki süresi içinde tamamlanmadığını, buna rağmen inşaatın bir üçüncü firmaya devredildiğini ve sözleşme gereğince de elimizdeki sözleşme gereğince de devredilmesine rağmen bu ihaleyi alan yeni firmadan gecikme zammının alınıp alınmadığını, alındıysa kamuoyuna açıklama yapmasını ve yaklaşık 8 aylık, şu bugün itibariyle 8 aylık bir gecikmeden dolayı 330 bin liralık gecikme zammıyla ilgili para cezasının kamuoyuna açıklanmasını istemiştik. Ve şu anda hala istemekteyiz bugüne kadar. Sayın Ali Nur Aktaş bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı için. Şevket Moller konuşmasında Ortaköy'de yapılan yıkımları da değerlendirdi. Dün Ortaköy'de yapılan yıkımı siz de biraz evvel ilçe başkanımın da söylediği gibi orada birebir yaşadınız. Ben seçim öncesi bu konuda tüm köylerimize bu açıklamayı yapmıştım. Ve seçimden sonra 91 köyümüzün şu anda hala imar planlarının olmadığını, bu nedenle de bu köyde yaşayan vatandaşlarımızın evlerini yapmak istemeleri durumunda inşaat ruhsatı alamayacaklarını, bu nedenle de
çok büyük sıkıntılar yaşayacaklarını söylemiştim.